uzun bir maceradır. Yemen'de keşfedilip, daha doğrusu Yemen'de farkına varılıp, Arabistan, Mısır, İstanbul yolunu takip ederek hayatımıza karışması hakikaten uzun bir maceradır. Büyük ihtimalle hacca gidenler ilk defa kahvenin tadına baktılar. Sonra Mısır ve gemilerle İstanbul. Kahvenin yaygınlaşması iki Arap'ın gelip Tahtakale'de 1500'lerin ortası kahvehane açmalarıyla başlıyor. Kahve kelimesi daha önce klasik literatürde şarap anlamına gelir. Meclislerde böyle şarap içenler gibi elden ele dolaştırılarak kadehin içilmesi, tadının acı olması vesaire gibi bir yığın gerekçe buluyorlar. Devletin uygulamalarının tenkit edildiği, yani muhalif bir söylemin geliştirildiği, dolayısıyla tehlikeli mekanlar olarak algılanıyor. Zaten uzun süre kahveden ziyade kahvehanelerde toplanıp insanların hür bir biçimde devleti, devlet adamlarını vesaire tenkit etmeleridir. Asıl yasağın sebebi. Kahve Avrupa'ya İstanbul'dan geliyor. Dolayısıyla Türk içeceği olarak kabul ediliyor. Yani kahve Türk içeceğidir. Kahve içmek bir bakıma Türk kimliğini ifade etmek anlamına geliyor. Bütün seyyahlar zaten kahveden mutlaka söz ederler. Özellikle büyük savaşlar, Birinci Dünya Harbi, daha sonra İkinci Dünya Harbi yıllarında çok ciddi kahve kıtlıkları oldu. Kahve de bulamayınca sabahları insanlar kahve altı olarak yedikten sonra çayla o kahvenin yarattığı boşluğu doldurmaya çalıştılar. 19. yüzyılda özellikle Acemler, derken Azeriler aslında. Azeriler Şehzadebaşı'nda biliyorsunuz çayhaneler açtılar. Şimdi tabii kahveler çeşit çeşittir. Bir entelektüellerin devam ettiği kahveleri vardır. Ama bir de çeşitli meslek erbabının devam ettikleri kendi kahveleri vardır. Mesela faytoncular bir kahvede toplanırlar. Duvarcı ustaları başka bir kahveleri vardır onların. Yeniçerilerin kahveleri vardır. Buralar aynı zamanda dayanışma, haberleşme yerleridir. Ayrıca bir meslek erbabına ihtiyacınız olduğu zaman onların nerede toplan, kayışların kahvesi vardır mesela. Onların nerede toplandığını bilirsiniz. Gidersiniz oradan aradığınız elemanı bulursunuz. Bu manada da küçük birer meslek odası gibi çalışan mekanlardır. İşte bu küllük kahvesi dergiler bile çıkarılmıştır. Yani dergi idarehanesi olarak bile kullanılmıştır orası. Aklınıza kim geliyorsa yani Yahya Kemal'inden Ahmet Hamdi Tanpınar'ına, Orhan Veli'sinden Nazım Hikmet'ine kadar, Faruk Nafiz Çamlıbel'inden Orhan Kemal'ine kadar. Birileriyle karşılaşırım, birilerini görürüm, dinlerim, istifade ederim diye gittikleri yerlerdir. Bir dönem biliyorsunuz kıraathane adı verildi. İşte kitaplar, gazeteler falan konulmak suretiyle. O mahalle kahvesinin olumsuz atmosferinden kurtarmak istediler. Hakikaten mahalle kahveleri biraz salaş, kirli, bakımsız mekanlarda hala da öyledir. İşte Mehmet Akif mahalle kahvesi manzumesinde şiddetle hücum eder ki çok insan o zaman karşıydı bu manada. Ama mesela Mehmet Akif Berlin'de bir kahvehaneye gidiyor biliyorsunuz. Berlin hatıralarını bilirsiniz. Orada bir arkadaşı onu bir kahvehaneye götürüyor. Saray gibi ışıl ışıl aydınlatılmış, pırıl pırıl masalar, tertemiz garsonlar, tertemiz çay kahve takımlarıyla ikramda bulunuyor. Gazete koleksiyonları, masalarda mecmualar falan. Berlin hatıralarında yere göğe koymuyor Mehmet Akif o kahvehaneyi. Demek ki temiz, insanların rahatlıkla sohbet edebilecekleri, sosyalleşebilecekleri, çay, kahve içip pasta yiyebilecekleri mekanlara hiçbir aklı başında insan karşı değildi o zaman.
tembellik yuvası olan, sadece dedikodu edilen şakur şukur, tavla, domino, efendim, pişbirik, iskambil filan, oynanan kahvelere sadece Mehmet Akif değil, devrin birçok entelektüeli karşıydı. Kesin tespitini yapmak çok zor ama kahveyi sevmeyen çok az benim görebildiğim kadarıyla. Yani mesela Yahya Kemal çayı tercih eder hiçbir şiirinde. Şey yok, kahve görmedim. Çin'i bir kasede bir Çin çayı içmekteydi bir şiirinde mesela. Çayı geçiyor şiirinde. Ahmet Haşim de öyledir. Hatta Ahmet Haşim çok özel çay demleyen, semaveriyle özel çaylar bularak piyasadan dostlarına Çin'i kaselerde çay ikram etmeyi seven bir şair. Ama mesela Peyami Safa kahveci. O kahve içmedikçe zihni açılmayanlardan. Hatta ben naklettim. Paris'e gidiyor, bir Paris seyahati var. Orada kahvesizlikten çıldıracağı sırada bulunduğu otele bir Türk hanımı geliyor. O da kahve tiryakisi, yanında kahve varmış. Kahveden söz açılınca işte size bir kahve pişireyim diyor hanım. Yani bir Türk kahvesi pişirip o kahveyi içince hissettiklerini, o beyninin kıvrımlarında, damarlarında o kahvenin nasıl dolaştığını ve zihninin nasıl açıldığını anlattığı çok güzel bir pasajı vardır. Yani çok özlü bir şekilde kahveden alınan zevk çok iyi anlatılır o pasajda. Ezberimde olmadığı için aynen nakledemiyorum ama esas itibariyle anlattığım gibi ve kendine has üslupla çok güzel anlatır Beyami Safa. Yani böyle asıl manasında çay tiryakisi işte aklıma Yahya Kemal ile Ahmet Haşim geliyor. Ama hemen hepsi şair ve yazarları kahve tutkunudur.